Sayın Seher, şimdi e, Türkiye bu casusların yakalanmasının ardından nasıl bir diplomatik tema olacak sizce? Şöyle, e, şimdi bu casusluk şebekesi çökertildi ama İsrail'in başka bir casusluk şebekesinin halen faaliyette olmadığından emin değiliz. Var olabilir diyoruz. Olabilir. Hala Fakat şu var, işte Şimbet isti, isti, e, İsrail İç İstihbaratın Başkanı ne dedi? Lübnan'da, Katar'da, Türkiye'de. Hamas ileri gelenlerine suikast yapacağız ve Netanyahu operasyon orada, yapacağız. Tabi Netanyahu yetkilendirdi Mossad'ı yetkilendirdi. Şimbetin o yetkisi yoktur. Yetkilendirdi. Yani demek ki bu Suriye'de bir devlet projesi. Devlet projesi olarak başladı. Fakat şunu ihmal ediyorlar. Tabi İsrail, Suriye'de dedim pardon. İsrail'de bir devlet projesi. Fakat İsrail 7 Ekim'de büyük bir travma yaşadı. Yani İsrail istihbaratı, bak bugün yine haberler vardı. İstihbarat birimi içerisinden bir görevli üç kez uyarıyor. Bak Hamas eylem hazırlığı içerisinde dikkate almıyor. CIA'nin de karizmasını çizdiler. CIA'de nasıl olsa Mossad takip ediyor diye bir buçuk yıldır Hamas'la ilgili biriminin teknik takibini zayıflatmış. Ne oldu? Büyük bir travma yaşandı. Mossad dediğim bu mu? Denildi. Adamlar filmini çekmiş, ödül vermiş, bunu bile göremediniz. Demir kubbe dediğin bu muydu? Delik deşik oldu dedi. Şimdi o travmayı atlatmak için özellikle Gazze konusunda ön plana çıkan ülkelere bir zarar vermek, onların karizmasını çizmek istiyorlar. İşte Katar. Katar ne dedi? Bak ben dedi burada dedi ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Hama şey Mossad dedi buraya adım attığında bir eylem yaptığında her şeyi bitiririm dedi. Sakın dedi, sakın burada ateşkes görüşmeler yapılırken Mossad bir eylem yapmayacak dedi. Ön şart olarak koştu. Ama ne oldu? Şimdi o Şimbet başkanı ne demişti? Lübnan demişti. Katar demişti, Türkiye demişti. Lübnan'da yaptılar operasyon. Hamas'ın ikinci adamını vurdular. O da hem de Hizbullah'la görüşme yapmak için gittiğinde vurdular. İran'da yaptılar. İçeriden de yardım ve destek koyuyorlar. Mutlaka var almışlardır. İran'da yaptılar. Kasım Süleyman'ın mezarında yaptılar. Yani Katar'da yapamadılar ama o bence da yine bu içeriden hazırlık. Selvi hocam o da gene içeriden. Tabii destek. tabii. Yani İran istihbaratı Şimdi de... bence üçüncü ayakta Türkiye'ydi. Yani bu operasyonda bakın bu operasyonda yakalananlar ne yapmışlar? Bunlardan Telegram ve WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar. Sosyal medyadan bir süre sonra yüz yüze görüşmüyorlar. Çok içlerinde yetenekli olanlar Avrupa'ya alıyorlar. Geçti. Orada eğitim veriyorlar. İşte lüks otellerde barındırıyorlar. Yüklü paralar veriyorlar ve o paralar Türkiye'ye girerken özel çantalar içerisinde giriyor gümrükten geçerken. Sonra ne yapıyorlar? Bunlar İran, Irak'tan adam kaç getirme, geçirme görevi veriyorlar. İran ve Irak'tan ne getirecekler? Devlet adamı getirmeyecek herhalde. Ya suikastçı getirecek ya eylem yapacak birisini getirecek. O görev ambulans şirketleriyle görüşüyorlar. Yani belli ki onları suikaste ya da işte Süleymaniye Camisi'nde e, keşif yapmış. Oralardaki bir bombalı eylemde yararlanacaklar. E şimdi bunlara bazı Filistinlerin takibi, darbe edilmesi, bazı şehirlerin soyulması, soyulması derken paraya ihtiyaçlar yok herhalde. Oradan bir takım materyallerin çalınması, bazı önde gelen Filistinlerin IP adreslerinin bulunması, hesaplarına girilmesi gibi görevler veriyorlar. Ama tabii şu var, yani Fuat Doğu, MIT'in çok efsane müsteşarlarından birisi, de, onun bir sözü var, diyor ki biz CIA'nin şubesiydik diyor. Hatta onun daha öncesinde 59 yılında Menderes'e rahmetli başbakan'a bir ihbar geliyor. Bir albay ihbarda bulunuyor. Diyor ki mitin içerisinde bazı elemanlar doğrudan İngiliz Alman, İngiliz, Amerikan ve Fransız istihbaratından doğrudan para alıyor. Yani istihbarat servisleri birbirlerinden örneğin ben burada operasyon yapamayacağım. Senin orada güçlü ekibin var bu operasyonu benim adıma yapabilir misin diye kurumsal temas kurabilirlermiş. Bizimkiler öyle ilişkileri yani geliştirmişler ki o süreçte doğrudan kendisi çağırıyor. O birimin başındakine diyor ki şurada istip operasyon yap bunu. Menderes Müsteşar Ahmet Salih Korur'u görevlendiriyor. O zaman Mah ismi MIT'in. Ahmet Salih Korur inceliyor diyor ki bize anlatılandan daha dehşetli. Yani paralar veriliyor, dolarlar veriliyor, istihbaratlar yapılıyor. Ardından 27 Mayıs darbesi geldi. Şimdi Fuat Doğu'nun sözü de önemli. Bu dönemde önemli. Niye geliyoruz? Şuraya geliyoruz. MIT milli bir kurum oldu. CIA'nın şubesi olmaktan kurtulduktan sonra bu karşı operasyonlara yani kontraspiyonaj çalışmalarına karşı ensesinden yakalıyor. Bu dördüncü. Hocam zaten 21'de yakaladı. Konya'da bu dördüncü de. Tabii bu, bu, tabii. bu dördüncü ama sözünüzü kesiyorum. Evet. Bu sadece İsrail e yapılan bir operasyon da değil. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gene bu hani yıl iç, bu son 3-5 yıl içinde evet. operasyon yaptığımız ülkeler. Mossad'a yönelik olan. Tabii, tabii Yani olan bu. Tabii bu Mossa'da olan. Yani bakın bir yapıldı. Filistinleri İstanbul'da takip edip kaçırma, öldürme şey yapacaklardı. Onlar yakalandı. Halen cezaevindeler bir operasyon yapıldı. İran istihbaratlerinde içlerinde Selçuk Küçükkaya diye birisi FETÖ ile de bağlantılı bu yurt dışında paralar getiriyor, yurt dışında eğitim alıyor, onlarla eğitim irtibat kuruyor. O da yakalandı. O da cezaevinde. Ayrıca bizim e, Demir Kubbe'nin yazılımını kıran, oraya giren Ömer. Omar. <laughs> Omar Türkiye'de kaçırmaya çalışıyorlar, engelleniyor. Malezya'ya girince Oradan kaçırmaya çalışıyorlar. Bizim de GPS cihazı yerleştirmiş. Orada dahi enselendiler. Yani bu Şimbet Başkanı ve Netanyahu işte Türkiye'de, Katar'da, Lübnan'da suik, e, Mossad eylemler yapacak Hamas'a karşı deyince Cumhurbaşkanımız ne demişti? Ayağını denge alsınlar. Burası çadır devleti değil Türkiye. Bunu evet. Bunun dersin de böyle enseleyip ortaya çıkardığında bu sözün bir karşılığı olur. Şimdi bu ders verilmiş oldu, fakat şunu hiç kimse unutmasın, Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesi olduğu sürece bu olaylar olacak. Hocam zaten hani Göksu şöyle bir başlığı açalım. Gerçekten 15 Temmuz öncesi miladi bir dönemdi ve iğrenç ilişkiler vardı. Bakın yeni mahalle simgedir, yani mit dedin mi akla yeni mahalle gelir, hatta mit diye kullanmazlar çoğu zaman. Yeni Mahalle diye adlandırıldı. Artık oradan taşındık. Taşındı. Niye taşındık biz? O koca bazıları diline doluyor ya, külliye külliye külliye. Niye yapıldı o devasa? E, bana göre e, muhteşem o eser. Çünkü Az önce e, Selvi Hocam'ın bahsettiği ilişkiler öylesi boyuta geldiler ki hangi kablo nereye gidiyor o bilinmiyor. MIT kendi kampüsü ne tabii bu arada? Külliyede değil MIT yanlış anlaşılmasın. Ya, evet. MIT'in kendi Külliyedi kampüsü ye. var. Kale. Ben yapıyı Kalendi kale, Yapı Kalesi var. Kale. Yapının muhteşemini. Adı kale. Evet kale. E, farklı bir yerde ve binayı komple terk etmek durumunda kaldık. Niye? O bahsettiğiniz ilişkilerden dolayı. Evet. Neyin nereye gittiği belli değil. Hı. Yeni yer yaptık ve ilk defa fabrika ayarlarına döndük. Neden? İçindeki ihanet temizlendiği için. Bugün hani Mehmetçik diyoruz ya dünyanın en iyi ordusu eline kimse su dökemez diye evet hocam. az bile söylediklerimiz Milli İstihbarat Teşkilatı için de aynı. Evet. Şu an dünyada bizim istihbarat teşkilatına ayar verecek, operasyon çekecek veya ondan daha ben göremiyorum. Çünkü alınan netice ortada. Yani o kağıt üstünde şişirilen, kağıda baktın bunlarla baş edilmez dediğin Mossad, CIA, kağıttan kaplan işte tablo ortada. Tamam. Sahaya baktığın takdirde en iyisi gene benim istihbarat teşkilatım. Çünkü o safra yattık, kendi özümüze döndük ve Allah'a şükür bugün çıkarılan kanunlarla da Sayın Erdoğan'ın o bir fil takip ettiği süreçte de o pranga zincirler kırılınca... MİT'in e uyanın... dış istihbarat yetkisi ilk kez verildi. Hmm. Yani önceden MİT'in dış istihbarat yoktu. yetkisi yoktu. Sayın Yakınca ama riski de barındırıyor değil mi hala da bu e, olabilecek tamam. e, sonuçta tamam. şöyle söyleyelim şimdi birçok uzman da bu konuyu şöyle yorumlar e, bir suikast girişimi veya bir saldırı girişimi yüzde 80 önlenebilir. E, riskleri de hala daha barındırır. E, bazen de önle, önleyemeyebilirsin de. Ama Allah korusun diyelim. E, hala da e, Mossad'ın elemanları Türkiye'de olabilirdi. Tam tam bunu söyleyecektim ben de. Şimdi Mossad'ın operasyonel kabiliyetinin dünya genelinde dış operasyon kabiliyetinin yıllar içinde düştüğünü biliyoruz. İstatistikler var elimizde. Kendileri de mesela tartışıyor bunu. kendileri de tartışıyor. Mesela 1970-80-90'lı yıllarda 30 yıl boyunca 28 operasyon yapmışlar bilinen. Bunun 26'sı yurt dışındaymış. Yurt dışında. e, 2000'den 2020'ye kadar geçen dönemde 30 yılda 111 operasyon. Bunun sadece 23 yurt dışında. Hmm. Kalanı işgal altındaki topraklarda. Yani buradan şunu anlıyoruz. İstatistikler bize şunu gösteriyor. Mossad 70'lerde 80'lerdeki o parlak halini yaşamıyor. Ama bu Mossad'ın operasyon olarak zayıf bir örgüt olduğu anlamına gelmiyor. Ya bizim buradaki başarımız Mossad'ın zayıf olması ile ilgili değil, Milli İstihbarat Teşkilatı ve iç istihbaratın yani terörle mücadelenin güçlü olması ile ilgili. Dolayısıyla Mossad'ın sunduğu ya da oluşturduğu tehlike devam ediyor. Şimdi bu hadiseyi anlamak için biraz Mossad'ın organizasyon yapısını ve çalışma biçimini de bilmek gerekiyor. Şimdi Mossad'ın dört tane ana birimi var. Bir tanesi Zomet denen birim. Bu espiyonaj işi yapar. Yani bilgi toplama işi yapar. Diğeri kasera denen birim. Bunlar özel operasyonlara görev verirler. Büyük uzun süreli operasyonlar. Bir diğeri Metsada adlı birim. Metsada sabotajcı yetiştirir. Sabotaj yapacak adam yetiştirir. Üçüncü birim var. Bir üçüncü, dördüncü birim özür dilerim. Bu çok önemli. Adı Keşet bu birimin. Ve son 20 yılda bütçesi 10 kattan fazla arttı. Bunların işi elektronik istihbarat. Burayı anlamamız için bunu bilmemiz gerekiyor. Yani Mossad bütçesinin çok önemli bir bölümünü elektronik isparta ayırıyor. özellikle son 20 yılda 2017 yılında Mossad doğrudan Mossad'a bağlı bir risk sermayesi şirketi kurdu. Bu o ne dediğin, demek biliyor musunuz? O dediğin yoksuz en çok takip ettiği ülkede Türkiye bizim şeyler. Mutlaka öyledir. Şimdi risk yani sermayesi, risk? risk sermayesi şirketi şudur. Türkiye'de var, dünyanın her yerinde var. Yeni gelişen, yeni başlayan startup deniyor bunlara. Teknoloji şirketlerine yatırım yapan onları geliştiren, kuluçkalar oluşturan ve diyelim 100 tane, bin tane şirkete yatırım yapıp işlerinden bir tane, iki tane tek boynuz denen, tüm dünyaya yayılabilen işler çıkartabilecek bilgi işlem şirketlerine özellikle ya da enformasyon şirketlerine yatırım yapan fonlar. Mossad 2017'de kendi fonunu kurdu. Buraya ne kadar para aktarıldığı bilinmiyor. Tahminen 80 ila 100 milyar deniyor. Yüzden fazla firmayı İsrail'den seçti desteklemek için onlara para veriyor ve o listeyi de açıklamıyor onu bilmiyoruz. Belki de bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız biliyordur. Bunu bilmiyoruz. Ama bu şu anlama geliyor. Mossad enerjisini ve kaynaklarını büyük oranda elektronik savaşa, elektronik istihbarata ayırıyor. Bunlara bakarken de bu gözlükle bakmamız lazım. Şimdi bu bir de çalışma biçimini söyleyeyim. Mesela Ama Hamas tüm elektronik cihazlar alt üst ettiriyor. Tabi Hamas da karşı istihbaratını yapmış demek ki bunu. Bu devam evet. edeyim. Şimdi nasıl çalışıyorlar? Nasıl çalışıyor? Mossad'ın katsa dediği elemanları var. Katsalar istihbarat elemanı. Yani sahada istihbarat topluyorlar ama bunlar o bildiğimiz filmlerdeki ajanlar gibi adamlar, gizli saklı adamlar. Kidon dediği kişiler var. Bunlar suikastçı, özel yetiştiriyorlar ve genellikle bunlar İsrail'den çıkma tipleri oluyor, dışarıdan devşirmiyorlar. Bir de bunlar zaten şöyle virgül koyalım buyur. daha önceki suikastlerde gelip gidiyorlardı. Bravo. Bu tip işleri biliyoruz. Ee, var yani. Evet. Daha bravo. önce e, yapılan suikastlerde o tabak gelip Hedef hemen bir... Aynen, oluyor, Aynen, Aynen olur. Olur. O kidon. tam o filmlerde gördüğünüz nokta Aynen. operasyonunu yapıp... Bravo. Beden bravo. Yani susturuculu Buruncu silahlar. Evet. Vurucu ilgili olarak komutanımızın ha. anlattığı <laughs> olay da <laughs> Evet. O. Geldiler, Geldiler ve gittiler. Suikastten Nasıl? sonra yurt dışına hemen çıktılar. Büyük ihtimalle bir... E, yani bir e, Burada barınmayanlar. Bir sabotajcı ekibi, bir mesada ekibi. içinde bir kidon bu şeyi var katil var içinde bir tane onunla gelip yapıyorlar. Asıl büyük gövde ise bunu meslektaşımız Gordon Thomas yazıyor. İngiliz meslektaşımız. Çok geniş kapsamlı bir Mossad kitabı var. Büyük gövdeyi Sayanim denen bir ekip var oluşturuyor. Sayanimler en alt tabakada çalışan, sadece işbirliği yapan, ufak haberleri toplayan ve büyük çoğunluğu da ne yaptığını bilmeyen. Yani taktik düzeyde iş yapan. Hatırlayın İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını. İçişleri Bakanlığı ne dedi? Bu adamların çoğu taktik iş yapıyor dedi. Yani bu şunun gibi. Yazılım işiyle uğraşanlar bilirler. Bir bilgisayar programı inşa edeceğiniz zaman diyelim 30 tane bilgisayar programcısı çalışıyor. Şirket 30 kişiye ayrı ayrı bölümleri tevdi eder. Biri diğerinin yaptığı işten habersizdir. O parçalar birleştirildiğinde ancak o büyük yazılım ortaya çıkar. Mossad da bunu yapıyor. Bu insanlar demin söylendiği gibi basit işler yapıyorlar. Git şuranın fotoğrafını çek. Falan yeri dinle. Özellikle şunu yapmışlar. Bazı kullanıcıların bazı evlerin, şirketlerin internet hatlarına girmişler, onları hacklemişler. Oradan aktarılan bazı görüntülere, bilgilere, enformasyona ulaşmışlar. Bu da demiş söylediğim gibi yani o elektronik istihbarata yapılan yatırımla ilgili ama Orada artık dinle şu, şu, belki sayın çiftçi de böyle de devam edelim. Siz söyleyeceğinizi unutmayın, tamamlat tamamlatacağım ama İlla bir yere böyle dinleme cihazı koymayı da gerek yok sayın çiftçi siz de tamamlarsınız. Şimdi şu akıllı telefonlarda e, application'lar var e, ve kime ait olduğu, neye ait olduğu bilmeyen ama e, hepimiz bunu indirmek istediğimizde de her şeye ulaşılsın mı diyor. Ya da e, sosyal medyadan işte e, safari'den girdiğimizde fotoğraflara ulaşılsın mı, konumunu belirlesin mi gibi e, bir anda biz bütün erişimi aslında izin veriyoruz değil mi sayın çiftçi? Evet. Bu hiç sizin söylediğinizden kime be, ait e, olma. Ben devam edeyim O yazılım nereden. şirketi mesela kime ait? Bir bakıyorsun sadece 400 kullanıcı indirmiş örneğin ya da 10 kullanıcı indirmiş. Bakın Türkiye'deki indirmiş. Az önce en Ömer büyük bahsettik bahsettiği filisin bir dahisi. Türk... Onlar İsrail ordusunun Android telefonuna aynı dediğin yöntemle sızlar dinleme cihazına çevirdiler. Şimdi, bu Türkiye'deki telefonu. en büyük Gladio teşkilatı, Türkiye yönelik en büyük casusluk teşkilatı olan FETÖ'nün omurgasını Baylok adlı bir program oluşturuyordu. Hadi. Bunu yani, atlamayın. Evet, o program bugün mahkemelerimiz tarafından birinci derecede delil olarak kullanılıyor. Çünkü biliyoruz ki bu program bir de Eagle diye bir uygulama daha var. Bunlar FETÖ'nün iç iletişimi için kullanılmış. Orada yapılan istihbarat özellikle yani polisten, istihbarat teşkilatından, adaletten kaçabilmek için yapılmış. Ben keşeti özellikle söyledim. İsrail bu konuda çok büyük yatırım yapan, dünyanın her yerine dinleme teşhisatları kuran bir ülkedir. Yunanistan'da biliyorsunuz bir iktidar, bir hükümet skandalı yaşandı. Hükümetin bazı muhalifleri, iş adamlarını İsrail'den almış olduğu bir programla yasa dışı yollarla dinlediği görüldü. Telefonlar da buna müsaittir, hepsi müsaittir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bunun sonunda bütün bunlar birleşecek ne işe yarayacak? Türkiye'de bir Mossad operasyonu var mı yok mu? Var. Şu anda Türkiye'de aktif olarak devam eden Mossad operasyonu var. Ben size bir örnek vereyim, takdiri siz yapın. Türkiye'de bugün Sosyal medyada hepimizin kullandığı sosyal medyada bir anda ortaya çıkan, bir anda parlayan ve örneğin yabancılara düşmanlığı körükleyen, örneğin sokak hayvanlarıyla ilgili bir konuyu kaşıyan, örneğin hiç aklınıza o güne kadar gelmeyen bir konuyu sorun gibi gündeme getiren pek çok hesap var ve bunların nereye bağlandığını bilemiyorsunuz. Arkasında kim var onu da bilemiyorsunuz. Nitekim bakın çok şöyle bir, bir hadise yaşandı. Siz, dediğimiz olay. Tabii var. şimdi bakın şöyle bir hadise yaşandı. Bir pazar günü bir miting vardı. Şehitlere rahmet işte İsrail'e lanet mitingi. Oradan çıkan bir vatandaşa o saatte orada ne işi olduğu belli olmayan bir genç saldırdı. Saldırdı Fiziki saldırıda bulundu. Ve konu bir anda işte efendim ilaf etme layıklık mı böyle bir tartışmamız yok. Peki Türk camide bir, bir olay olsa aklaya kim gelir? Bravo. Şimdi aynı şekilde evet. aynı şekilde abla hocam Hı. devam edelim. Bakın arkasından bir meczup çıktı Anıtkabir'de böyle bir, bir şeyler yapmaya bir kalktı. İlafet çağrısı. Ya. Yani o mekanizma bir zamanlar 90'lı yıllarda gördüğümüz mekanizma bazı meczupların işte kendinden geçmiş tiplerin belki o, ne yaptığının bile farkında değil. Onların Sadece yürü... bu değil. Mesela şimdi siz söyleyince de beyin fırtınası yapıyor insan içinde. Ee, bazı görüntüleri konuşmuyoruz bile. Evet. E, Aile evet, değer almıyoruz evet. ama kaşımak için mesela bir kadını e, otobüste Tabii diyelim. E, sözlü. Sadece diyor evet çıkarıyor. Bravo <laughs> haklısın. Kıyafetinden falan. Onun bazılarını politik bir, bağlama oturtuyor. bir. Evet, politik bağlamı e, müzik oturtuyor. Müzik çalıyor mesela Tabii, gençler. Çok Oradan kalkıp biri ya kardeşim bu nedir diye böyle tartışma çıkıyor. Bunların hepsini çok sosyal haklısın. medyada çok hiç ok tabii şimdi şöyle var aslında. Tabii, şöyle hiç karışıklıklar düşünün. öyle çıkarılır tabii, zaten. Tabii, tabii. Şöyle, şöyle Geçenlerde sahilde sahilde e, hani dile getiremeyeceğim hmm. şekilde hmm. E, bu e, Tabii evet, evet. görmüşsünüzdür bir an, bir an, bir an, belki. Bir anda gördük ki bu konunun üzerine değilmedi. Bir anda 3 4 tane aynı vakadan ortaya çıktı. Bakın bir Kalani tane çıktı değil. Saniye. Bir anda 3 4 evet. tane aynı vakadan. Onlar hiçbir değil. tesadüf bir, değil. Evet. Bir de şöyle bakın. Şimdi mesela Dink'i öldüren katil o eylemi yaptığında kendisini kahraman zannediyordu. Öyle zannediyordu. Çok büyük önemli bir iş yaptığını zannediyordu. Zaten Türk bayrağı açtılar ya. Oysa oysa bir örgüt tarafından kullanılmıştı ve o örgüt Hrant Dinkin öldürülmesini, katledilmesini, o suikasti, o alçakça suikasti adım adım örgütlemişti. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın orada o zaman o cinayet için kullanılan kişi adını değiştirdi. Çünkü yanlış bir şey yaptığının farkında kullanılım diyor. E kullanıldın da kardeşim senin kullanılman yüzünden memleket ne hale geldi? Peki arkada ne gibi bir mekanizma var? Devlet güçlü olduğu için, adalet güçlü olduğu için arkadaki mekanizmayı söküp çıkardı. Şimdi burada da ben şunu açıklıkla söyleyebilirim. Türkiye'de Mossad aktiftir. Evet bir hücresi yakalandı ama hücreleri var. Ha Türk devleti de aktiftir. Mutlaka bunlarla mücadele eder. Bunu niye söylüyorum? Şimdi biz istihbaratçı değiliz. Polis değiliz. Yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Ne? Bizim vazifemiz aydınlatmak sadece. Ya Onun için şunu söylemek zorundayız. Sosyal medya Mossad tarafından kullanılıyor. B kullanıldığını görmemek için saf olmak lazım İşte e Aynı şekilde Bence sadece Mossad değil Mossad'ı CIA ile birlikte düşünmek belki. Beraber ele alalım beraber yani, ele Amerika ele alalım. Birlikte de. Madem öyle İran'ı da konuşmaya Şimdi başlayalım mı? Şunu da, mı? da anlayın, Bakın Neden, İran, beraber, evet, neden, neden beraber düşünmemiz lazım? Evet. Bakın bu işler Bu yüzyılın başında Bir demir Onu yolu projesi bir var Tamam bir, geleceğim size de Bu demir yolu projesi Sultan Abdülhamit iktidardaydı Berlin, Bosfor, Bağdat. 3B deniyordu. Bosfor İstanbul anlamında öyle diyordu Almanlar. Evet. Berlin'den çıkacak, İstanbul'a gelecek, İstanbul'a Bağdat. Berlin, Bosfor, Bağdat. 3B deniyordu buna. Bunun sağında solunda da 40 kilometre Almanlara maden imtiyazları falan verilecekti. İngiltere bu işe çok köpürdü. İngiltere kendi projesini çıkardı. O da 3B. O da Bağdat, Beyrut, e, özür dilerim. Beyrut, Bakü, Batum. Bu üçgen. O üçgende o gün bugün... İsyanlar, etnik ayaklanmalar, terör bitmiyor. Bakın, birbirine karşı oklar Yani bu iş 100 yıllık değil. bir tarihi var bu işin. Işte. 100 ya şunu yıldan daha. Biz konuşuyorduk çok Ve onun için burada e, Mossad, Mossad e, Erdoğan olacak. Erdoğan Paşamdan sonra ben de dijital istihbarattan bahsediyorum. Yayede ya, de bahsettim evet. de şimdi böyle İngiltere, İngilizler deyince coşkun hocam da çok sever İngilizleri. <gülüyor> e... <gülüyor> Yok bu anlattığım çok basit. Şu an coğrafyamızın stratejik problemi nedirin karşılığı? Bakın İngiltere'nin kurduğu üçgen bu üçgenin ne derdi? Tüm bu işlerin o. altında İngiltere mi var? Şöyle diyelim, yani Almanya bir hamle yapmış, İngiltere Martin ona karşılık gibi. vermiş. Bunların hepsinin altında şu var: bizim bağımsız ve güçlü bir devlet olamayışımız var. Asıl problem bu. Biz ne zaman ki bağımsız, güçlü, kudretli, kuvvetli bir devlet oluruz, işte bunları o zaman paketleriz. Evet. Hiçbir şey yapamazlar. Şu, şu yani bunları anlatıyoruz ama onlar suçlu, biz sütten çıkmış kaşık değiliz. Biz şu memleketimizde, şu memleketimizde sadece onlar görüyoruz. yapacak, biz engel olacağız. Bravo. Şimdi zaten İngiliz, İngiliz istihbaratı. Mossad ve CIA'yı ayrı düşünmemek lazım. Değil mi? Birlikte düşünmek lazım. Onlar nerede hangisi güçlüyse operasyonu o yapar. Kıdeme göre işte, şimdi e, az önce bahsettiğimiz var ya içimizdeki o e, yani bilerek kullanılanlar ya da bilmeyerek kullanılanlar. Ya yalan haberle mücadele birimi oluşturduk ya. Dezenformasyonla mücadele. Dezenforması... Ama buna inan, inanmayan şöyle söyleyelim çok yüksek bir kesim var. Evet. İnandırılamayan. Ee, bu dezenformasyonla mücadele konusunda ya da oradaki bilgilerinde çok ciddi bir alıcısı var Türkiye'de. Burada var dijital... çünkü biraz bir 5. kol evet. faaliyeti. Yani Aa, bak... yabancı istihbarat servisleri özellikle sosyal medyayı da kullanarak bunlar hiçbirisi masum değil. Kullanarak beşinci kol faaliyeti yapıyor ve algı oluşturuyor. Yoksa bir anda Sonra siz o oluşan algıyı Çözümü yıkamıyorsunuz. Evet bak, yıkamıyorsunuz. Bir anda bir anda bir haber bütün Türkiye'ye dolaşıyor. Orada bir vatandaş olarak ya bu nasıl ve her yere anında ulaşabiliyor. Bir de şöyle bir realite var. Hani teröristi veya tetikçisi diyoruz ya işte bunların bir işi bir var. Bir realite de var ama bu bu da bir bilimsel araştırma bir MIT araştırması. Yalan haber doğru haberden 10 kat daha fazla yayılıyor. Ama daha daha zor, yayılıyor. bunu çok bilinçli kullanıyor. Bakın 80 öncesinde bir Maraş katliamı var değil mi? Ne oldu orada? İşte Çiçek Sineması'nda bir film oynuyordu. İşte bir bomba atıldı Evet. Ve bir iddia ortaya çıktı ve orada önceden organize edilmiş olan bir grup yani bir yalan haber üzerinden biz bir Maraş katliamını yaşadık. O dönemler öyleydi. Şimdi sosyal medya daha da rahatlattı. Sosyal medyada Ankara'da bir söylenti çıktı. Altındağ ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı yerlere gruplar halinde baskına gidenler oldu. Evet. Evet. neredeyse Ve, bir orada dönüşecek. bir evet, selvinin özü yani. üzerine bir şeye bağlayacağım. <laughs> Buyurun sayın çiftçi de ekleyecek. Ben hemen şunu ekleyeyim paşama geçmeden bakın, bakın e, Abdülkadir Bey selvi bitirince e, Abdülkadir Bey'in söylediği konu önemlidir. Bakın yabancı düşmanlığı çok körükleniyor Mossad operasyonu derken özellikle onun altını çizmek istiyorum. Bakın Araplara Suriyelilere göçmenlere yönelik düşmanlık nerede baş verdi? Bir özel üniversitenin öğrenci yurdunda iki tane öğrenci Arkadaşlarını, o da arkadaşlarını sen Kürtsün, sen Alevisin diye işkence yaptı. Bir bu, bakın çok bu ne demek yani bence musunuz? iki tercihler konusunda evet. demokrasi konusunda çok fazla körükleme görüyorum. Evet. İki e, tercihler konusunda bu, e, Aynen öyle. bu e, cinsiyet tercihleri bakın diyelim, şimdi, bu da çok kaşınıyor. Bu çok, bu da çok sakat bir konu. Bakın toplumda her tip Türkiye 85 milyon. Her tip insan var. Evet. Türkiye büyük bir mozaik ve bir arada demok ve demokrasi var Türkiye'de. Biz demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Anayasal düzende yaşıyoruz. Siz düşmanlığı, nefret söylemini, nefret suçlarını çok arttırırsanız ve adeta meşrulaştırırsanız sosyal medyada başka algı yöntemleriyle bir bakarsınız onun ucu, nefret söyleminin ucu her yere çarpıyor. Ya başlamış. bunun için parti ve Allah korusun ya. birbirimizle bunun kavga için, etmeye. Başlarız. Bunun için parti kurdurdular. Peki